Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bizim damdayız. Damımız yavaş yavaş ilerliyor arkadaşlar. Artık %70'ini yaptık. Yani %25 kadar bir oran kaldı. Aslında zorlar bitti. Bundan sonraki artık detaylar kolaylar olacak. Sadece bir sekemiz kaldı. Sekeden sonra da ufak tefek detaylar yapılacak. Şu çarpazlamaların tamamı yapılacak. Bunlar sadece emanet olarak takıldı. Kaynaklı yerleri belirlendi. Aslında biz sadece bir gün boyunca bunlara çalıştım, bu zemini bitirir yani. Sizlerden zaten ilk şu ayakları vermemiştik. Biliyorsunuz zaten şu ayakları vermemiştik. Duvarda monte yapmıştık. Bununla ilgili çok şikayet gelmişti arkadaşlardan yana. Yani güvenilir olmaz diye Mustafa. İlla Mustafa'la bize attırdılar. Biz de attık. Yorumlarınız o yüzden bizim için o kadar önemli. O yüzden sizden bazen rica ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada herhangi bir çalışma olmadı. Yani bu çatı ile ilgili bir çalışma olmadı. Biz dünler bayağı bir şovdayı falan temizledik. Kuşlarımızı zaten yukarıya çektik. Yukarıdan da ilk o büyük çütlü yerine çekmiştik. Hepsini zaten göstermiştim. Oradan da dünler şeye çektik. Yaptığımız yuvaya şey çektik. Orada raylı bir kapı yaptık. Telegül bir kapı yaptık. Oranın komple kapının sacı alınacak daha. Sacı duruyor oranın. Çünkü yarısı tel, yarısı sac olacaktı. Ona sac alınacak. Bu zeminler çalışacak. Yuvaların sıvası yapılacak. Tahminim bu hafta bu şekilde, hızlı bir şekilde bastırırsak çoğunu bitiririz. Yani bir şey de kalmayabilir yani. Sadece şu zemin var ya, şu zemin. Daraba da kötü durmuyor bu arada arkadaşlar. Yani sizler de kullanabilirsiniz ve çok sağlam yani. Çok rahat bir şekilde geçin. Sadece üstünde gezdiğinde biraz ses var. Üstüne bile yeri yapın arkadaşlar, varsa ince bir beton bileme döküsü olur. Biz şu anlık beton falan dökmeyeceğiz zaten. Size bahsetmiştim o konuyla ilgili. Bir durum biraz sıkıntılı oldu. Bayağı bir borcun içine girdik. İkincisi ev ağır olmasın diye şey yaptık. Hele bir önce sekemizi yapalım. Sekenin üstüne şıngımızı çekelim. Kuşlarımızı bir bırakalım. Kuşlarımızı bir alıştıralım. Sonraki işlemde yaz. Bir şekilde bir şeyler yaparız yani. Şu an beton da diyemiyorum. Shingle da diyemiyorum. Yani ilerleyen zamanda neyi gösterir ona göre hareket ederiz. Biz şimdi o zaman neler yapmışız bir bakalım. Bırakabilirsek kuşlarımızı da bırakalım. Ama biraz tedirginlik var. Şimdi başlayalım. Biz burayı çok hor kullandık arkadaşlar. Yani bak. Tahtadan çatma etme yaptığınızda bu şekilde bir enkaz ortaya çıktı. Yani damımızda yuvalar için neler kullandıysak bak bunların hepsi burada arkadaşlar. Bunlar evin gereksiz eşyaları değil. Bunlar kuş damının gereksiz eşyaları. Bak hep tahtalarla bir şeyler yapmıştık. Biliyorsunuz zaten yıllarca hep yapıyorduk. Şimdi bu şekilde daha tertemiz yaptık. Bunların hepsi bak bizim yuvalardan çıktı. Şu sandıklara salma kutularını falan yapmıştık. Şunu iyi yapmıştık ama. Buradaysa arkadaşlar bu oda çok kötü olmuştu. Dünler sağ olsun bizim çocuklarla beraber iyice boşalttık, iyice bir yıkadık. Duvarları delik deşik ettik. Bunları alçılarla kapatacağım arkadaşlar. Damımızı boyattığımızda bu odayı da boyatacağım yani. Yuvalarımızı boyadığımızda buraya da bir boya vuracağız. Böyle teslim etmeyeceğim misillerini. Yani bu şekilde yavaş yavaş toparladık. Bayağı bir uğraştık. Şuradan filan bayağı bir söktük. Bunlar o tahtaları. Buradaki tahtalarımızı yukarıya çıkarttık. Onlar için güzel bir zemin hazırladım. Şimdi çıktım onları göstereceğim zaten. Şurada ince tahta bir iki tanemiz vardı. Bunları belki tekrardan sekeye kullanabilirim. Şu kalanın bir tane incesi. Sekeye zaten öyle bir ağırlık gelmiyor. İki kat yapıp üst üste kullanabiliriz. Yani tahtaya ihtiyacımız olsa bunu kullanabiliriz. Şu orta bölmeyi aslında bunu kullanabilirdik. O suntayı da sağlam suntayı da hiç kesmemiş olurduk yani. Belki tekrardan ayarlayabilirsek onu tekrardan bir ayarlamaya çalışırız. Burayı dediğim gibi ufak tefek toparlayacağız buraları. Şu etrafı güzelce bir toparlayacağız. Gereksiz eşyaların hepsini hurdaya vereceğiz zaten. Şu saçlar olsun. Elimize fazla ne kalırsa hurdaya vereceğiz. Şu tabaka saçımız fazla kaldı. Yukarıda daha saçlarımız var. Bunları da bizim köy evine götüreceğiz. Köyün merdiven üstünü onlarla kapatacağız yani. Şu makineyi falan hepsini hurdaya vereceğim. Ama güzel bir şekilde toparlayalım. Burada o darabadan çıkma demirler vardı.
Bunları bugün ben eğer kesebilirsem şu yuvarlakları keserim. Aslında bunlara karışmam diyor. Bunlar tehlikeli. Ben çıkartacağım bunları. Şu profilleri, bak şu kalın dirsekleri şeye kullanalım diyorum. Buraya ise arkadaşlar bu tahtalarımızı çıkarttık. Size içeride bazen gösterdiğim tahtalar vardı ya. Bu şekilde çıkarttık. Bu tahtalar şu kalıpçıların kullandığı tahta öyle. Bak şu kalıpçıların kullandığı tahta. Bu da bunun aynısı. Bunun kalitesini ama bunun kadar sağlam değil. Bunlar çok kalın. Bak kalkmıyor bileme bak. Kalınlığa bak. Bak pres bu. Çok sağlam. Bundan hatırlıyorsanız bir yer almıştık videolarda, eski videolarımızı izleyen arkadaşlar varsa, damızı sadece bu şekilde şöyle genişletecektik. Sonra dedik ki lan bu kadar yapık, şöyle de yapalım, sonra şöyle de yapalım dedik, bu mevkiye getirdik. O zamanlar hatırlıyorsan tanesini herhalde 200 TL'den almıştık. Şu an olsa var ya komple düşerim. Keşke o zaman bunu hesaplayarak alsaydık. Yani bundan o zaman kaç tabaka dağılmamız lazım. Aklımdan şöyle bir şey de geçiyor arkadaşlar. Şu alan var ya, sadece bak şu alan şöyle devam edip bir de o araya girecek şekilde beton yapmak, ayağımın altı beton olsun diye. Geri kalanını da arkadaşlar böyle komple şu tahtadan ayarlayabilirsek komple böyle tahta çekip, ama seken altını da beton yapmam lazım. Yani bir ortası boş kalacak, bir burası, bir burası, bir sadece orta boş kalmış olacak. Ama bir yandan mantıklı, böyle de mantıklı şu şekilde ağırlık dirseklerin üstüne gelmiş olacak. Damın ortasına çökertti, ağırlık vermemiş olacak. Öyle bir düşüncem var sadece. Ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur bilmiyorum. Yani yapacağım diye bir şey yoktur. Mesela sekemizi şuradan şöyle verecektik ya. Buranın altını komple şöyle ince bir şap döküp ve şu tahtanın hizasından böyle bak şuradan şöyle gidip şöyle içeriye doğru. Zaten orası beton ya, sadece ince bir beton döküp şöyle maksat ayağımızın altı şu olsun diye. Beton olsun diye zaten sürekli damın ortasına gezecek değiliz. 1 2 3 şey söyle. 3 tabaka da sunta bile tahtadan alıp bu ortaya komple bile tahta yapıp üstüne shingle çekebilirim yani. Öyle bir düşüncemiz de var. Vallahi ne biliyor musun mesela? Şimdi dersiniz ki Mustafa'la ortalığı çorba ettin gittin. Biz ne yapalım biliyor musun? Bak bu suntalarımız var. Bu ince suntalarımız var. Önceki sekeden söktüğümüz suntalarımız var. Bugün Hasan abi geldim. Bak profillerimizi de almıştık zaten. Direkt sekeyi şuradan boydan boya versin, tamam mı? Bir 10-15 santimle dışarıya doğru versin. Komşunun damına doğru versin. İnşallah bir şey demezler. Normalde damı zaten kullanmıyorlar da komşunun şu kadar bir şey. Bir onların damına verse bence bir şey demezler. Aynen. Bir 10-15 santim dışarıya doğru versin Hasan abi. Versin. Aynen. Şu tahtalarımızın hepsini üstte kullanalım. Tamam mı? Geriye ne kaldı elimizde onu bir görelim. Şu tahtadan da bu süreçte araştıralım. Eğer bulabilirsek bu kalın tahtadan bayağı bir alırız arkadaşlar. Artık hesaplarız kaç tane gidiyorsa. Komple döşeriz. Şıngılımızı çekeriz. Sekenizi çekeriz. Olayı bitiririz arkadaşlar. Şurası da kalsın. Bu dip de kalsın. Buraya dediğimi yaparım ama en kötü ihtimal bunu yaparım. Yani en kötü ihtimal onu yapalım yani bari. Güzel olsun. Güzel olsun, hoş olsun, bizim olsun. Sonra da kuşumuzu bırakır, keyifle seyrederiz. Raylı kapılarımızı bu videomuzu yeni izleyen için söylüyorum ben. Anlamayan arkadaşlarımız var ise onlar için de söylüyorum. Şu alt gördüm bak profilden, şu alt sac olacak arkadaşlar. Üst tel olacak. Telin üstüne de çıkıp takmalı saç geri yapacağım arkadaşlar. Yani kuşlan kış geldi, sacı da üstüne takacağız. O kelepçelerden geçireceğiz arkadaşlar. Normal kış mevsimine geçmiş olacağız. Yani poşetmiş çadırla uğraşmak istemiyorum. Biliyorsunuz zaten kötü bir görünüm sağlıyor zaten. O yüzden her şeyimizi tertemiz yapacağız. Biz bugün ne yapalım? Bugün gidelim. Buraya kaç torba kum gider? İnce kum. Onu bir hesaplayalım. Nereden baksan bir 6-7 torba kum gider. Şu yuvamız sıvalı. İçten dıştan yapılacağı için 6-7 torba bir ince kum gider. Gidelim arabamızı onlara atalım. Çalışkanla çekelim. Şey de bulabilirsek, sıvacı da bulabilirsek yarın hemen sıvalatmaya başlayalım artık.
bir yandan Seke'yi, bir yandan yuvalarımızı gidelim arkadaşlar. Şimdi biz de gidip o sürede kumlarımızı bugün halledelim, kumlarımızı getirelim. Bir de aşağıda bizim şunun gibi bir tane daha kapımız vardı. Bak şu kapı gibi bir tane daha kapımız vardı. İbrahim, Mustafa. Mustafa götür şu suyu, dök de yeni bir su getir. O kapıyı da yukarıya çıkartalım. Ondan sonra iki tane kapımız burada olmuş olur. Üç tane de kapı yaparız. Yani o süreci biraz düşürmüş oluruz. Ama buraya için de sac alacağız. Aslında şöyle de bir şey de yapabiliriz. Bağlama iyi geldi. Şu kapıyı ortadan ikiye bölüp, sen git sen git. Şu kapıyı şuradan ortadan ikiye bölüp, buranın 1, 2, 3, 4, 4 tane bile demir kapısı olmuş oluyor. Tamam mı? Şunun gibi 4 tane demir kapısı olmuş oluyor. Gerek var mı ki ona? Bence. Sen abi gelsin de. Vallahi arkadaşlar, bu durum, yani elimizdeki olan şeyleri de değerlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz biraz karmaşık durumlarım olabiliyor yani. O anki işlevine göre hareket ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla bitirmeye başlarız. Biz şimdi gidelim, kumlarımızı alıp gelelim, tamam mı? Allah'ın izniyle bugün kumlarımızı getirelim. Yarınki videomuzda da inşallah şey yani bu yuvayı sıvalama olur, sekeyi yapma olur. Şimdi gidip bunları getirelim. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Şu kumlarımızı getirdik. Bizden hızlısı yok. Gittik hemen kumlarımızı getirdik. Bayağı bir yorulduk. Kumları şu an şuraya koyduk. 6 çuval ince kum getirdim. İdeal, bence yeterli. Daha hatta artabilemebilir. 6 çuval getirdik. Çalışkal bu tarafta diye arkadaşlar. Bu taraftan ben bahçe tarafına çektim. Bu taraftan yukarıya çekerek. Şurada da çuvalların içinde de 2 torba da sarı kum var. Şu tabanı doldurmaya var ya, onu da çekeriz. Şu tabanlara tekrardan harç yaparız. Yani şu kabala biraz kapatırız yani o süreçte biz öyle bir şeyler. Hatta bu akşam da yapabiliriz onu. Bilmiyorum, bakarız, duruma göre ayarlayacağız. Bugün onları çekeceğiz. Kapımızı da getirdik. Kapımız da şu an şurada. Dediğim kapıyı da getirdik. Sınıyor burada dökülmüş. Kapımız da alt kaltta. Birazdan size göstereyim. Şu an orada gözükmüyor. Kapımızı da getirdik. Dediğimiz gibi belki şey yaparız. Hasan abiden bir akşam gelsin, onunla bir istişare yapalım. Elimizdeki malzemelerin hepsini değerlendirelim. Şu an elimizde kaç boy profil var ona bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 12 boy profil var. 12 boy profilimiz var. Ve bir de elimizdeki şu malzemelerimiz var. Şunda zaten ortalama 3 boy profil buradan çıkar. Şunları düzgün bir şekilde kesecek. 3 boy profil şundan çıkar. Şunlar da zaten raylı kapı şeyi. Şunun altını o şekilde kullandık. Bak burada. Bu da arabadan çıkma vardı ya, direkt ray sistemi. Bir, şunu da size hatırlatayım arkadaşlar. Eğer böyle raylı kapı sistemi yapmak isteyen arkadaşlar varsa hurdacılarda, bu bizki bizde vardı da bizim dükkanın darbasını söktüğümüzde atmamıştık, ayırmıştık. Hurdacılarda şu darabadan çıkma, direkt hem altı hem de üstü direkt bu raylı sistem için köşe bet miydi? Aynen, köşe bet alabilirsiniz yani, biraz da uygun alabilirsiniz. Biz o şekilde elimizdekini değerlendirdik. Siz de o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakalım hakikaten hayırlısı. Bugün tekrardan kuşumuzu bırakmayacağız. Kuşumuza şöyle bir sıkıntı var. Kuş aşağıda çok stres etti. Sonra bir gün şuraya çıkarttık. Şu tarafta stres etti. Dünler buraya çıkarttık akşam, biliyorsunuz. Zaten burada yemledik. Suylarını içirdik. Burada belli bir süreden sonra şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Baktım ki yuvalarda bile kusmalar var. Sular var yerlerde. Biz de hemen o süreçte sonra önüne bir saat kadar oturduk, baktık. Kuşlar suyu içtikten sonra kusuyor arkadaşlar. Yani şöyle yem değil de suyunu kusuyor tekrardan. Herhalde ben düşüneceğim şu. Aşağıda bayağı bir havasız kaldılar. Yerini biliyorsunuz zaten. Aşağıda havasız kaldığı için sonra da üstüne bir de şeye getirdik. Şuraya koyduk. Orayı yıkadık. Bundan emin olabilirsiniz. Orayı yıkadım. Çünkü hatta suyu da şu tarafa çıkmıştı. Orayı yıkadık. Ama ister istemez yine yeni bir harç olduğu için
tekrardan toz olma ihtimali yüksek. Kuşlarımız bizden de bu sonra tekrardan kutuya bastık, bu tarafa getirip yani biraz kuşu yıpratmış olduk. Şimdi dedim ki 1-2 gün burada kalsınlar. Dünler pazar günü yuvada kaldılar. Bugün de yuvada kalsınlar. Yemini suylarını iyice verdik. Enerjiler bir araya gelsin diye. Bugün ise arkadaşlar bırakmazdık. Yarın ise sabahtan eğer sıvacı gelirse, sıvacıyı ayarlarsak, bugünden itibaren sıvacıyı ayarlarsak Allah'ın izniyle kuşlarımızı bırakırız. Kuşlarımızı güzel bir şekilde uçurmuş oluruz yani. Bakalım kuşlarımızın tepkisi nasıl olacak? Hep beraber görmüş oluruz. Dediğim gibi tabii ki eğer isterseniz yorumları o zaman yazın. Ben de bu fırsatta sizden yorum bekliyorum. Yani biraz yorumları arttırmak, videoları biraz ön plana çıkarmak. Çünkü bu ay, bu 2-3 ay YouTube kazancı komple dama gidecek. O yüzden bir an önce kuşlarımızı falan kapatmamız lazım. Öyle çok ciddi bir rakam kazanmıyoruz. Elhamdülillah, buna da şükürler olsun. Bununla da işte dediklerimizden de damı yapıyoruz. Damı ben hep şunları söyledim. 100 bin diye bir meblağ gidiyordu. İlk ortalama kafamdaki fiyat şeydi, 70 bindi. Yani kendi hesabıma göre 70 bin lira bir para gidiyordu. 70 bin oldu, 80 bin, 80 bin oldu, 90 bin, 90 bin oldu, 100 bin. 100 bin oldu, 120 bin. Şu an 120 bin ile 150 bin arası. Bu zeminle beraber bunlardan nasıl düşürebildik? Şöyle bir avantajımız oldu. Yani bir yola çıktığımız arkadaşlar, Rabbime de şükürler olsun, hamdolsun. Rabbim yardım ediyor. Şu sacı uygun yakaladık. Normalde bak 7 tabaka sıfırını alsaydık, tanesi 800, 750, 800'den. 7 tabakayı biz 2800 aldık. Ufak tefek bir delikler var. Onları kapatacağız zaten, üstü kapanacağı için. Onun dışında burada darabalarımız vardı. Dükkandan kalan darabalarımız vardı, biliyorsunuz zaten. Darabaları yukarı çıkardık. Bir kısım sadece eksik kaldı. Onu da çıkarttık. Bir kısmını da gittik aldık. Sadece bir parça eksik kaldı. Onu da 500 TL'ye aldık. Bu zemini bu şekilde tamamlamış olduk. Ortalama hatta şuraya eksik kaldı. 500 3000'di. 3500 1000 doğraya gitti. 4500 bu üstü de sağ olsun, bu da uygun bizim elimize geçti arkadaşlar. Bunu da aldık. Sağ olsun bize yardımcı oldular. 1500'e de bu 10 tabaka sacı aldık. Yani çok uygun aldık. Sağ olsun o da denk geldi yani aldık. Yani ortalama bu tabanla buraya ne kadar gidiyordunuz, ne kadar gidiyordu biliyor musunuz mu? 30-40 tabaka yakın, 30-35 tabaka komple gidiyordu. 750'den siz hesabını çıkartın. Yani ortalamasını görüyorsunuz yani. Yani bu şekilde yaptık arkadaşlar. Yoksa burayı da sıfırdan kullansaydık emin olun yapamazdık yani. Bu tahtaları ise ta ilk bu düşünceye girdiğimizde o zaman aldık. Bir işine de almıştık. Şu an bize bayağı bir faydası var. Ama eksik mi? Daha çok eksik. Bir şu seki ortaya çıksın. Şu tahtaları bir sekiye kullanalım. Etraf bir ortaya çıksın. Tahtasını hesaplayalım. Ona göre araştıralım. Bu tahtadan da bulursak tekrardan alacağız. Şu an bu bölgeden böyle baktınız arkadaşlar, yapmamı istediğiniz bir nokta var mı? Yorumlara bir yazın. Cevap vermesem bile herkesin yorumunu okuyorum. Herkesten tekrardan Allah razı olsun. Yapmam gereken ne var? Buraya bir folluk alacağız. Su folluğu var ya. Buraya alacağız. Su borusunu şuradan yapacağız. Ne yapacağız? Dama bile akıntı vermeyeceğiz. Şuradan şöyle getireceğiz. Ama burada biraz yükseklik var. Buradan mı böyle gelir? Zaten çatıdan genelde temiz su akacak. Olmadı. Şuradan şöyle getiririz. Şöyle indiririz. Dabandan direkt şeye bağlarız. Folluktan suyu direkt lavaboya bağlarız. Çatıdan temiz su akacak. Damın Hasan abi şu fikri verdi. Akıl her zaman akıldan üstündür. Dedi ki damın pisliğini dedi lavabo giderine bağlama dedi. Çünkü tüy zamanı çok oluyor dedi. Damda pislik çok olur dedi, kuşun pisliği çok olur dedi, tozu filan toprağa da oluyor ya dedi, onu lavaboya kesinlikle bağlama dedi, lavabo tıkanır dedi. Dedi tüyler filan biriktiğinde 10 gün sonra lavabon tıkanır dedi. Dedi bunların giderine dedi, beni düşünürsen dedi. Buradan bizim bahçe var biliyorsunuz zaten, iki evin ortak arası var zaten. Burada dedi bahçeye bırak dedi, zaten çok da temiz değil bahçe.
Buradan aşağıya bırak dedi. Birkaç metre sadece boru alırsın dedi. Sadece 10 günde bir çocuk gider bir süpürürsün dedi. Olay biter yani. Şimdi dedi bağlarsan dedi bu sefer kaskilerle 10 günde bir kaskiyi çağıracaksın. Öyle bir sıkıntıya gireceksin. Sağ olsun çok iyi kafama yattı. Dedi ben o yüzden de dedi yani burayı eğimli yapma sebebim dedi bu yüzden de dedi. Yani sağ bize söylememişti beyimi verirken. Dedi ben direkt bunu hesaplayarak bu tarafa verdim dedi. Yani adam işi bildiği için o yüzden bir şey demiyoruz. Ondan da tekrardan Allah razı olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Dişilerimiz oraya seriye dizildi. İçinde birkaç tane erkek var. Bu hafta Allah'ın izniyle bu hafta sonuna kadar damı inşallah. Eğer sana bir kesintisiz gelirse istediğin potansiyel olursa bu hafta sonuna kadar Allah'ın izniyle bitireceğiz. Bakalım hakikaten ayrısı. Ondan sonrakiler de ufak tefek detaylar, elektriktir, şudur budur. Onları arada hallederiz yani. İnşallah. Bugün bu hafta paso yardıralım. Evet, dediğimiz gibi arkadaşlar her şeyi anlattık. Bu aralar sık sık video çekiyoruz. Kuşlarımızı gösteremiyoruz. Biliyorsunuz zaten durumu biliyorsunuz. Şu dev kümesi yapma aşamasındayız. Kolay değil. Şu psikolojik men var ya çok yoruldum ki size anlatamam. Hem bedenen hem psikolojik men çok yoruldum. Yaptığımız küçük bir şey değil. Geçen videoda bahsettik. 3 tane güvercin besleyen damını yaptık. Yani buradan alan ne kadar duruyor bilmiyorum ama burası 12 metre uzunluğu. Buradan sadece bu yuvanın kapısına kadar 7 metre. Komple karşıya hesaplarsak 12-13 metre. Komple bir dam yapmış olduk. Bayağı bir geniş güzel kaplarımızı yaptık. Güzel bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu hafta biten sıvacı bugün bulursak yarın da sıvaya başlamış oluruz. Bugün sekiler yapmaya başlamış oluruz. Başka da söyleyecek bir şey yoktur. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.